Son baskıda yeniden birlikteyiz. İstanbul'dan bir gündem başlığıyla devam edeceğiz. Moda dünyasının gözü kulağı İstanbul'da. Çünkü ünlü tasarımcıların 4 gün boyunca 2012 ilkbahar yaz koleksiyonları tanıtılacak İstanbul'da. İstanbul Fashion Week bugün başlıyor. Fashion Week'e bu sefer Beyoğlu ev sahipliği yapıyor. Defilelerde Oda Kule'de kurulan çadırlarda gerçekleştiriliyor. Biz de ilk günün izlenimleri için tekrar Beyoğlu'na dönüyoruz. Nazlı Bolak bize etkinlikten son durumu, son gelişmeleri ve izlenimleri aktaracak. Nazlı, seni dinliyoruz. Teşekkürler Burcu Gönder. Senin de söylediğin gibi İstanbul Moda Haftası'nın açılış günü bugün saat 4'te gerçekleşti. İpek Arnaz, Aslı Güler, Jale Hürdoğan'ın gerçekleştirmiş olduğu bir defile ile gerçekleşti. 7 ve 10 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu'nda gerçekleşecek bu defile. Bu defilenin geçtiğimiz zamanlarda gerçekleşen İstanbul Moda Haftası'nın tek farkı ise sadece onun için özel olarak ayarlanan mekanda olmayacak. Aynı zamanda da tarihi değerleri olan mekanlarda da yer alacağını öğrendik biraz evvel. Galatasaray Hamamı, Hollanda Başkonsolosluğu gibi mekanlarda da gerçekleşecek belirli defileler. İstanbul Moda Haftası yetkilileriyle de görüştük. 30-40 bin katılımcı beklediklerini söylediler. Diğer geçtiğimiz moda haftalarından farkının ise tasarımcı sayısının daha fazla olduğunu, markanın ise daha az olduğunu söyledi. 22 tasarımcı ve 5 marka katılıyor bu seneki İstanbul Moda Haftası'na. Aynı zamanda belirli defilelerin belirli özellikleri olacak. Gerek tasarımlarda gerek de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında. Bunlara baktığımız zaman da Argende markasıyla da görüştük. Argende markasının özelliği Güneydoğu Anadolu'da yaşayan kadınlara destek amaçlı bir proje gerçekleştiriyor ve bu projede de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan kadınlar aslında tasarlanan ürünleri yapmakta yardım ettiklerini öğrendik ve yetkililerle de görüştük. Bu markanın marka tasarımcısı Hatice Gökçe ve proje yöneticisi Gönül Suvargil ile görüştük. Şimdi kısa bir röportajımız var, onları aktarıyoruz sizlere. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve GAP İdaresi'nin ortaklaşa yürüttüğü SIDA fonuyla desteklenen bir proje. GAP bölgesindeki kadınların güçlendirilmesini amaçlayan bir proje. Argende markası da bunun bir alt projesi. Yani Güneydoğu'dan çıkardığımız bir marka. Oranın yerel kumaşlarını da kullanaraktan. Hatice Hanım zaten detaylı bilgiyi çok daha iyi verecektir o konuda. Burada bulunma sebebimiz de tabii ki bu markanın tanıtılması. Yani bu bizim üçüncü defa İstanbul Fashion Week'te yer alıyoruz. Böylece Argende sesini biraz daha fazla duyurmuş olacak. Hatice Hanım, bize biraz bu defileden bahsedebilir misiniz? Hazırlıklarda galiba Güneydoğu'daki kadınların da birçok yardımı olmuş. Belirli zorluklarla karşılaştınız mı? Şöyle, 2008'den beri yürürlükte olan bir proje ve dediğiniz gibi üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz İstanbul Fashion Week kapsamında. Bu marka için çok önemli bir show olacak. Şöyle, tabii ki bölgedeki kadınlar yaklaşık 5 sezondur Türkiye'li tasarımcıların ürettiği tasarımları üreterek bu markayı güçlendiriyorlar ve kendileri de bu marka sayesinde sürdürülebilir bir iş hayatına girmiş durumdalar. Zorlukları tabii ki var, çünkü İstanbul'dan yürüttüğümüz bir proje. Bölgedeki kadınlar oradaki üretimi gerçekleştiriyorlar ve tekrar buraya yolluyorlar. Onların biraz uzaktan takip ettiği ama sıkı takip ettiği de bir şov olacak. Dediğim gibi bütün burada Türkiye'deki tasarımcılar, yaklaşık 6 tasarımcı bu koleksiyon için destek verdi. Üretimleri burada orada Batman'da gerçekleşti. Şimdi de tanıtmış olacağız. Argende sevenlere, moda severlere tanıtmış olacağız. Çok pardon, kaç kişi çalışıyor bu atölyede? Atölyenin yeri nerede? Batman'da, pilot bölge Batman. Orada bir atölyemiz var ve yaklaşık 105 kadın orada bu koleksiyonların üretimini gerçekleştiriyor. Ve İstanbul'da da ve Türkiye genelinde 17 mağazada da Mudo'nun mağazalarını satışa sunuluyor bütün bu koleksiyonlar. Hem yaz hem kış koleksiyonları olarak bu şekilde devam ediyor. Heyecan var mıydı bu koleksiyona yardım eden tasarımcı diyebiliriz artık Güneydoğu'daki bayanlara da size yardım ettikleri için? Buraya geldiler mi? Kendi yaptıklarını izleyebilecekler mi?
Evet, hepsi olamaz, mümkün değil çünkü hala devam ediyorlar. Yeni sezonu hazırlıyorlar, kış sezonunu hazırlıyorlar. Mağazalara girmesi bekleniyor çünkü. Ama tabii bir bölümü burada olacak ve izleyecek onlar da. Tabii ki heyecanlılar, her sezon aynı heyecanlı, tasarımcıların yaşadığı heyecanı onlar da yaşıyorlar. Ve çok sıkı takip ediyorlar, buradan giden bilgileri de o anlamda ihtiyaçları oluyor. Çünkü ürettiklerini podyumda görme şansını görmüş oluyorlar, kazanmış oluyorlar. Gönül Hanım, bu defileden başka proje kapsamında ne gibi etkinlikler olacak? Neler göreceğiz ilerleyen zamanlarda? Argende ile ilgili mi yoksa, evet, genel proje ile ilgili mi soruyorsunuz? Hem Argende ile ilgili aslında hem de genel proje ile. Bence Argende'den bahsedelim hazır buradayken. Şimdi aslında şeyi söylemedik. Burada Hatice Hanım'ın tasarım koordinatörlüğünde Türkiye'nin çok önemli tasarımcılarının ciddi katkıları var. Yani hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bütün gönüllülükleriyle bunu veriyorlar. Mesela şu defilede 7 tasarımcının desteğini aldık biz. İsimleri söyleyelim. Gamze Saraçoğlu, Özgür Masur, Mehtap Elaidi, Simay Bülbül ve diğer tasarımcı arkadaşlarımız. Hepsi ilk sezondan beri aynı desteği devamını veriyorlar. Yani şu güne kadar toplamda 24 Türkiye'nin en önemli tasarımcısının desteğini aldık bu projede. Ve her daim gerçekten destek vermeye hazırlar. Bu çok güzel bir şey. Yani aslında Türkiye'de biri ama dünyada da araştırdık, böyle bir şey yok. Yani bu bizim Türk tasarımcılarımızın da ne kadar değerli insanlar olduğunu gösteriyor. Onların desteğiyle çünkü böyle bir marka çıkabilir. Yani tasarımsız bir markadan bahsedilemez. Fashion Week'deyiz diye böyle bir şeyden bahsediyorum. Peki, o zaman çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Habertürk gündeme devam ediyoruz. Modacılar tasarlıyor, Güneydoğu Anadolu'nun yetenekli kadınları da üretiyor. Yaklaşık 4 yıldır uygulanan GAP bölgesinde kadının güçlendirilmesinde yenilikler projesi sayesinde çoğunluğu hayatında hiç para kazanmamış kadınlar da kıyafet üretip ekonomik özgürlüklerini kazanabiliyor. Projenin yarattığı Argende markasının defilesi bu yılda İstanbul Moda Haftası kapsamında yapıldı. Satış gelirlerinin tümünün Güneydoğu'da üretim yapan kadınlara aktarıldığı projeyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Müdürü Sayın Gönül Sulargil, hoş geldiniz Sayın Sulargil. Hoş bulduk. Ve çok ünlü bir modacı, artık hepimiz tarafından malum, Sayın Mehtap Elaidi ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Elaidi. Merhaba. Merhaba, teşekkür ediyoruz bu sabah konuğumuz olduğunuz için. Yoğun bir tempodasınız, biliyoruz. Siz ayrıca bu Fashion Week'ten dolayı da yoğun bir tempodasınız. Evet. Son derece önemli. Bunların hepsini konuşuruz ama arzu ederseniz, izniniz olursa daha doğrusu, bu Argende markasının açılış sayfasında ben böyle birkaç çok güzel satır buldum. Onlarla izleyicilerimizi paylaştırmak, ondan sonra da konuşmak istiyorum. Diyor ki Argende, aynı güneşin altında bir olduk, tılsımlar yarattık. Uzakları yakın etmek, gönüllere girmek, dilekleri ağaç yapmak için geldik. Elin emeğinden, gözün nurundan, aklın yolundan geçtik de geldik. Kadın olmayı sevdik de geldik. Gerçekten çok güzel cümleler bunlar. Argende ismini de tanımlayıcı cümleler ama sizden biraz izin istiyorum. Size lütfen, daha sonra geleceğiz. Gönül Hanım'la devam edelim. Argende bir tanrıça adı. Evet. Komagene Krallığı'nda. Tek tanrıça. Hatta bölgenin tek tanrıçası. Evet. Anladım. Dolayısıyla da o tek tanrıça olma özelliğiyle bölgenin bütün kadınlarını da o tek başta toplaması gerçekten çok anlamlı, çok güzel. Böyle başlayalım ama Argende artık proje değil, uygulama. Her ne kadar adına hala proje denilse de. Evet. Bu geçen sürede neler oldu, şu anda hangi noktadayız, nasıl bu fikir doğmuştu, neredeyiz şu anda? Kısaca bunları dinleyelim sizden. Siz en başta söylediniz bizim projeyi. GAP bölgesinde kadının güçlendirilmesinde yenilikler projemiz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve GAP İdaresi'nin ortaklaşa yürüttüğü SIDA finansmanıyla yürütülen bir proje. İsveçli bir. İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı. 2008'den beri uyguluyoruz ana projeyi. Argende onun bir alt projesi. Büyük proje içerisinde bir alt proje ama kendi başına o projeyi alıp götürüyor şu anda. Argende de 2009'dan beri hayatta. 2009 Temmuz'unda biz lansmanını yaptık Argende'nin.
nasıl çıktığını anlatayım evet, isterseniz. Evet, lütfen şimdi onu öğrenmek istiyorum. Bu projenin içinde, büyük projenin içinde Argan'da bir bölümdü ama şu anda onu sürükleyip götürdüğünü söylediniz. Çünkü kendi marka olduğu çok evet. daha o boyutlarını konuşuruz. Modayla böyle bir fikri nasıl birleştirdiniz? Yani sonuçta oradaki halk, kadınları kalkındırmaya yönelik bir proje olduğu için moda ile ikisini yan yana getirme fikri nereden çıktı? Yani biliyorsunuz kadınlar klasik olarak ürettikleri ürünler var. İşte küçük çaplı, danteller vesaire. Klasik, çok güzel şeyler, çok yaratıcılar. Ama bunların satış aşamasına geldiğinizde zorlanıyorsunuz. Hatta şans neredeyse yok yani gibi bir şey. Yani çünkü herkes eşe dostu yapıyor. Da yani bütün evet. kadınlarımız bunları üretiyor. Hı hı. Güneydoğulu olsun, doğulu olsun, batılı olsun herkeste var bu. Buna özel ürün yani gerçekten de katma değeri yüksek ürün yapılması gerektiği fikriyle çıktık. Bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki değerli modacıların desteğiyle, değerli tasarımcıların desteğiyle. Öyle çıktı proje ve gittik kendilerine. Fikrimiz budur. Siz tasarlayın, kadınlarımız üretsin. Dediniz, o zaman hemen şimdi o modacı kapısını açıyorum. Sayın Elay diye dönüyorum ben. Size geldiler. Dediler ki böyle bir fikrimiz var. Ama siz de ünlü bir modacısınız. Çok da işiniz var, kendi markanız var. Şimdi burası bir proje. Proje tutar tutmaz belli değil. Adınızı koyar mısınız koymaz mısınız belli değil. Hiç gelmedi mi aklınıza böyle soru işaretleri? Hani geldiler hemen kabul edeyim dediniz mi hep beraber? Vallahi ben kendi adıma konuşayım tabii. Hani dernek adına da sonra konuşurum ama ben kendi adıma inanın hiç bunları düşünmedim. Ne güzel. Çünkü hani belli bir yere geldiğiniz zaman zaten tabii ki tutmayabilir bir proje. Siz onun bir parçası olabilirsiniz ama bu size bir şey yazmayabilir. Ama onun yanında baktığınız zaman o kadar daha değerli bir şey üretebilirsiniz ki. Yani hikayenin öbür tarafında zaten çok kuvvetli bir amaç vardı. Hı hı. Dolayısıyla ben çok keyifle yani hiç düşünmeden tasarım yapıyorsunuz. Biz numunemizi üretiyoruz, veriyoruz ve ondan sonrasını zaten onlar alıp götürüyorlar. Yani ve siz bu kadar emekle bir yerlere değdiğinizi bazı kadınların... hayatına bir şekilde de olsa dokunduğunuzu hissediyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Hem de oturduğunuz yerden büyük de lüks aslında yani. Gerçekten. Güzel, bir araya gelmiş olmanız da çok güzel aslında. Yani bunca isim yapmış modacının tek bir hedef için buluşabiliyor olması da son derece önemli değil mi? Evet ama zaten Türkiye'de tasarımcılar, moda tasarımcılarına baktığınız zaman hani genelde rastlanandan ve düşünülenden çok daha sıkı bağlar var. Yani özellikle Moda Tasarımcıları Derneği'nin kurulmasıyla birlikte hı hı. başlayan bir süreç bu. Ve şu anda 120-130'a yakın üyemiz var ve bütün yaptıklarımıza baktığınız zaman zaten bu birliktelik olmasa bugünlere de gelinmezdi. Onun için hani bir başka tasarımcının olması tam tersine olayı daha hoş bir hale getirdi. Evet. Peki modacılar o kapı açıldıktan sonra moda tasarımcılarımız bu işte olmaya karar vermişler. Gönülden kabul etmişler evet. belli ki. Projenin niteliklerine baktığınız zaman. Onlar da kabul ettikten sonraki süreçten konuşalım şimdi. Siz mesela bir düşünürken büyük modacılarımız da bu projeyi kabul edince bir anda bu proje 10 kaplan gücüne mi erişti? Ne oldu? Kesinlikle. Bu fikirle gittik, kabul edilince de tabii ben moda camiasından birisi değilim. yani ama bu projeyle artık bir şeyler öğrenmiş oldum. Hala da öğreniyorum. Bunu yani koordine edecek birisi de gerekiyordu. Evet. Tasarım koordinatörü anlamında. Ona karar verdik. Yani karar verdik, kendiliğinden gelişti yani. Hatice Gökçe tasarım koordinatörlüğünü yaptı. Daha sonra Mehtap Hanım'ın dediği gibi çok önemli modacılarımız işin içine girdi. Ve tasarımları aldık biz. Tabii bunun bir satış ayağı gerekiyor. Yani ürettik şimdi de sonra aslında, ne olacak? Aslında üretimi de konuşmamız lazım. Üretmedik. Tasarımlar karşımıza geldi. Ama işte, Sayın Gökçe seçti. Evet. Ama üretim nasıl yapılıyor? Şimdi bunun için yer, kimler neye göre seçildi, hı-hı. hangi hı-hı. illerde üretim yapıldı, kadınlar kendileri mi başvurdular çalışmak üzere, siz mi seçtiniz? Bunların hepsi soru işareti. GAP İdaresi'nin, GAP İdaresi'ne bağlı çatomlar vardır GAP bölgesinde 40 tane. En son 40'tı sayı. Çatom çok amaçlı toplum merkezleri. Yani kadın merkezleridir bunlar. Yoksul
kentlerin yoksul kesimlerinde kurulur. Ve kadınları evden dışarı çıkarmak amacını taşır, eğitmek amacını taşır ve gerçekten çok çok önem taşıyan yerler. Hı hı. Biz zaten proje olarak daha çok onlarla çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğitim aşamasında olsun ya da üretim aşamasında elimizin altındalar. Hemen çatomlardan birisine gittik. Bu da Batman çatomdu. Batman çatomda karar verdik üretimi yapmaya. Ve bir anda bir sürü başvuru oldu. Şu anda Batman'da mı yapılıyor? Batman'da sadece? Ve Mardin'de. Batman'da, evet. Ve Mardin merkezde. Mardin Ömerli'de. Ömerli'de yapılıyor. Şimdi, merkeze de zaman zaman pas ediyoruz tabii ki. Evet. Şundan dolayı soruyorum. Şimdi çatom dediniz değil mi? Özür diliyorum. Çok amaçlı toplum merkezleri. Onlar bölgede ihtiyacı olan kadınları kendileri mi tespit ediyorlar, yoksa bizi izleyenler varsa şu an onları, evet, açıklayıcı olması açısından tabii, soruyorum. Tabii. Kendileri gidip başvurmak durumundalar mı? Benim ihtiyacım var, çalışmak istiyorum vesaire diye. İkisi de oluyor. Yani kadın gelip başvurabiliyor ya da daha çok tespit ediliyor. Evler dolaşılıyor. Oradaki yetkili arkadaşlar tarafından, sorumlu arkadaşlar tarafından. Görüşmeler yapılıyor çünkü izin alınması gerekiyor. Kadının oraya getirilmesi için her zaman kolay olmuyor. Dolayısıyla bunlar sağlandıktan sonra kadınlar oraya gelmeye başlıyor zaten. Üretim aşamasına da dolayısıyla üretim aşamasına oluyor. Da dahil olmuş oluyor. Üretimde gereken o ekonomik tüm maliyeti sonuçta Birleşmiş Milletler, İsveç Ajansı karşılıyor. GAP idaresi. GAP idaresi. Değil mi? Yani çok kollu bir sistem, evet, burada, evet, aslında işliyor. Hedefte sadece kadın var. Gerçekten çok güzel. Şimdi hedefte kadın var. Biz ne yazık ki kadınlara dair haberleri verirken iyilikten çok kötülük vermek zorunda kalıyoruz. Artık yani onları vere vere biz de çok kendimizi gerçekten kötü hissediyoruz. Her gün kadına şiddete yönelik bir haber var. Belki böyle ayakları sağlam basan yere kadınlar oldukça şiddetin önünde de daha dik durabilecek kadınlara da sahip olabileceğiz. Bu son derece önemli. Yani işin sosyal yönü sizi ne derece etkiledi, onu öğrenmek istiyorum. Elbette, yani bugün hani kadın konusunun Türkiye'deki önemi hani artık tartışılacak bir yerde değil, her gün gazetelerde rastladığımız şekilde zaten. Burada demin ben onu söylemek istedim. Yani yakınınızda olmayan, başka türlü hiçbir şekilde ulaşamayacağınız bir kadına böyle bir birliktelikle, yani birçok koldan ulaşıp ona bir öncelikle bir kabiliyet, arkasından bir iş imkanı sağladığınız zaman özellikle belli bir süreç içinde bu kadın kendine olan güvenine çok büyük katkıda bulunacak. Ve hani belki bugünden yarın olacak bir şey değil, bunlar çok uzun süreçlerin hikayeleri, ama o kadının yetiştirdiği kız çocuğundan çok daha büyük şeyler bekliyor olacağız. Kaldı ki kendisi ekonomik olarak katkıda bulunduğu zaman hem kendi adına kendini daha iyi hissetmek adına, hem de çevresinde göreceği önem adına bence çok büyük katkılar sağlayacak. Sadece kız çocuğuna değil, erkek çocuğuna eğitirken de sonuçta onları da bir anne eğitiyor. Her ne kadar sınırlarını ne yazık ki ataerkil aile yapısı çiziyor olsa da. Örnek teşkil etmesi açısından. Evet, evet. Kız çocuğuna örnek teşkil etmesi açısından annelerin önemi çok çok büyük. Tabii ki her halükarda, evet, öyle. Şunu merak ediyorum ben şimdi. Kendi adınıza bir şey ürettiniz, bir şey tasarladınız. O modeli orada işte aşağı yukarı kumaş seçimi vesaire, rengi şunu, evet, bunu nasıl çıkacağını biliyorsunuz. Ama birebir onlarla ilişkiye giriyor musunuz? Örneğin siz şurasını böyle tasarladınız ama geleneksel yapı içinde onların belki oraya çok ciddi katkıları olabilecek. Böyle katkılar geliyor mu size? Dinliyor musunuz onları? Bir şeyler eklediniz mi? Hiç böyle örneklerde oldu mu? Yok, açıkçası o şekilde bir çalışma içine girmedik. Yani biz belli, şimdi o yörelere ait belli kumaşların ve el işçiliklerinin de bizde zaten sağ olsunlar bize temin ediyorlar ve biz onları tasarımlarımızın içine dahil etmeye çalışıyoruz zaten. Yani hani sadece onu üretecek insana değil, o el işçiliğini üretmiş insana da bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Biz onu zaten kendi tasarımımızın içine koyuyoruz. Onun için ayrıca bir talep gelmedi ama yarın öbür gün gelirse elbette o da değerlendirilir. Çünkü sonuç olarak bu sizin kendinizi sonuna kadar ifade etmeniz gereken bir tasarım değil. Bunun arkasında başka bir amaç taşıyorsunuz. Bir yerlere taş üstüne taş koymaya çalışıyorsunuz. Onun için hani yarın öbür gün Gönül Hanım beni arayıp dese ki ya Metap Hanım çok güzel bir tasarım yapmışsınız ama şöyle bir talep geldi. Yaka ucuna işte el oyası koyalım diyorlar. Ne dersiniz?
birlikte oturur konuşuruz. Ben de kendi fikrimi söylerim ve elbette buralara da gidebilir. Yani açık uçlu bir şey ama açık bugüne uçlu, kadar evet. olmadı. Neden olmasın, belki de olabilir. Tabii, tabii. Böyle bir birliktelik de olabilir. Oradan yani kadınlar, tasarımcılar yetiştiğinde. Evet, evet sadece hani el emeği boyutunda değil, artık fikirlerini de katıp o becerileriyle birleştirip oradan da tasarımcılar çıkabilir. Yok, belki projenin bir sonraki amacı. Doğru, siz söylediniz. Aynı bilmeden söylediniz. Evet. Amaçları içerisinde o da var. Yani bölgeden bu sektörde kızlarımızı yetiştirip kendi içlerinden birilerinin de tasarlıyor olmasını istiyoruz. Yani. Gerçekten ne kadar güzel bir şey. Sonuçta başlangıçta bir eğitim de veriyorsunuz ihtiyacı olanlara. Belki o eğitim kurumlaşıp çok daha farklı boyuta gelebilir. Bunun için de projeler yürütülebilir çok rahatlıkla. Satışa gelelim, orayı konuşamadık. Satış aşamasına gelindi, her şey yapıldı diyelim, üretildi. Biz oraya gelinceye kadar çok şey yaşadık. Ondan biraz buyurun. Bahsetmek istiyorum. Buyurun. Yani tasarımcılar tasarım verdikten sonra tabii ki satışını yapmamız gerekiyor. Çünkü ürettirip de onu sergilemenin bir mantığı olamaz. Çünkü bizim hedefimiz ne? Bölgedeki yoksul kadınlara elimizden geldiğince bir faydamız olsun. Evet, ekonomik olarak değişim yaratalım, yardımcı olmak. Dolayısıyla bu aşamada Mudo'ya gittik biz. Mudo ile koleksiyonu paylaştık. Hı hı. Çok sağ olsunlar, çok beğendiler. Tasarımlar çok güzel çünkü. Ve sipariş verdiler. İşte orada biz bir eyvah dedim. Ben kendi adıma eyvah dedim. Çünkü nasıl üretimi yapacağız o kalitede? Çünkü Mudo'lar satacak bunu. O aşamada da İTKİB'e gittik. İTKİB'den eğitim desteği istedik. Batman'da eğitim desteği verdi İTKİB. Dikiş eğitimi yani. Yani evet. Kaliteli dikiş olması açısından. Hı-hı. Yoksa herkes biraz dikiş biliyor ama o kalitede olması için Hı-hı. gerçekten gerekiyordu. Eğittiğimiz kızlar içerisinden 40'ını atölyeye yerleştirdik. Ve şu an o atölye kullanılıyor ve devam ediyor. Seri üretime 40 kişiyle geçtiniz. Geçti, yani. Sonuçta evet. seri üretim çünkü tek bir noktada değil, birkaç şehirde satışta başladı değil mi? Şu anda hangi durumda bilmiyorum. Satış olarak evet. mı? Mudo'nun 7 ilde 15 mağazasında Argende Corner'ları var. Hı hı. Yani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve diğer büyük şehirlerde olaraktan bu noktalardan... Argende.com'dan zaten nerelerde satış olduğuna ulaşılabiliyor. Satış noktalarına ulaşabilirler. Evet. Bu şunun altını özellikle çizmek gerekiyor. O satış noktalarına ulaştıktan ve bir Argende markasına dair modacılarımızın o tasarımlarını, kadınlarımızın el emeğini, göz nurunu Hı-hı. satın aldıktan sonra en önemlisi karşılığında ödediğimiz para kadınlarımıza gidiyor. Tamam. Değil mi? Tamamen tamam. kadınlara gidiyor. Yani evet. bu noktanın özellikle altını çizmek gerekiyor. Özellikle. Ne tasarımcılarımız gibi. Bir kazanç elde ediyorlar bundan? Yok öyle bir şey. Yok hayır. Aradaki diğer işte o makine desteğini sağlayanlar da yok, hiç satışta yok. Hiç kimse de yok. Sadece yani, kadınlarımıza gidiyor. Bu işe destek veren çok önemli kurumlar ve kişiler var. Evet. Yani burada Mudo, Moda Tasarımcıları, onun dışında İTKİB, Moda Haftası Komitesi çok fazla arkasında. Bu Argende ismini yaratan Demir Tasarım, yani Argende'yi onlar çok kolay bulmadı, bir araştırma sonucu. Evet. O isim bulundu ve şu an her aşamada da destek veriliyor zaten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Batman Valiliği, yani arkasında çok fazla destek var. O yüzden proje biraz özel bir proje oluyor ve güçlü bir proje bu anlamda. Bence çabalıyız. Artık proje değil, o bayağı bir marka. Projelikten çoktan çıkmış. O işte böyle büyümüş marka dün akşam bir de defile yaptı. Evet. Ne yazık ki ben gidemedim ama çok güzel geçtiğini biliyorum, arkadaşlarım aracılığıyla dinledim. Şimdi defileleri bu hafta İstanbul Fashion Week var. Bizim açımızdan son derece önemli. Türkiye ekonomisinde güçlü bir ülke derken, ihracatımızdan bahsederken işte hazır giyim ve tekstil çok önde. Bu da mutluluk veriyor. Ama orada markalaşmanın önemi çok yüksek. Şimdi ikisini birleştirdiğimiz zaman yurt dışından da talepler geliyor. Elbette izleyiciler geliyor, yurt dışına açılıyor. O yüzden var bu tip organizasyonlar. Bir talep geldi mi Argende'ye?
Nasıl buldular? Fikir onlar açısından heyecan yaratan bir fikir miydi? Fikir tabii ki çok, yani onu Gönül Hanım çok daha iyi bilir ama ben dün mesela birkaç yabancı gazeteciyle öyle konuşurken, hani Argan'de nedir, nasıl bir projedir falan diye anlattığım zaman gerçekten çok ilgilendiler. Çünkü zannediyorum dünyada başka bir benzeri yapılmış bir proje değil. İlk defa Türkiye'de gerçekleştirilen bir proje. Ve bu kapsamda bir projenin Türkiye'de gerçekleştiriliyor olması da, yani siz daha iyi bilirsiniz ama Birleşmiş Milletler nezdinde de bence çok önemli ve çok ilgiyle karşılanıyor. Bütününde baktığınız zaman çok farklı ve çok başarılı bir proje olarak buluyorum ben. Belki sadece Türkiye'de satış noktalarında değil de yurt dışına taşınan bir marka olur. Dolayısıyla da hedeflerimizin hepsini söylüyorsunuz. Öyle gönlümden geçenleri söylüyorum. Ne mutlu ki bunlar hedefler. Ama şu noktanın özellikle altını çizmek istiyorum ben. Yayınımızın bir iki dakikamız daha var ama bu projede olmak isteyen, uygulamada olmak isteyen, emeğini oraya akıtmak isteyen kadınlarımız, bir kere daha altını çizer misiniz lütfen? Şu anda mutlaka bizi izleyenler vardır, merakla dinleyenler vardır. Ne yapsınlar, sizinle nasıl bu ortaklığı paylaşsınlar? Projeye destek olmak için. Üretip destek olmak için ve kendilerine de dönüşü için elbette. Kendilerine, sizin dediğiniz gibi çocuklarına, ailelerine. Yani şu an Batman'da üretimimiz var bizim. Batman'daki atölyede. Onun dışında dediğim gibi Mardin'de var. Bu atölyeleri gelebilirler. Ama tabii biz istiyoruz ki bu bütün bölgeye yayılsın. Bütün illerimizde olsun orada. Birçok kadına ulaşabilelim. Birçok kadına para kazandıralım. Bu isteğin gerçeğe dönüşmesi için çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Yürütülüyor. Yani satışı artırmamız gerekiyor. Bol bol satış olması gerekiyor. İnsanların bol bol Argan'de satın alması lazım. Bunun için moda mağazalarına gitmesi lazım. Evet. Böyle. Argan'de hepimizin destek çıkması gereken bir marka. Altını çizelim. Argan'de. Bölgenin Komagene Krallığı'nın tek kadın tanrıçası. Kadın tanrıçı olmaz, tanrıçası. Kendi kendimi kötü duruma düşürmüş oldum. Peki. Şimdi son olarak size şunu da söylemek istiyorum. Fashion Week haftasında olduğumuzu zaten söyledik. Onu da çok önemli. Gerçekten çok önemli. İzleyicilerimize onunla ilgili paylaşmak istediğiniz bir iki cümle varsa onu da alalım. İstanbul Fashion Week bu sene, yani bu sezon 5.'si yapılıyor. 22 tasarımcı 5 markanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bir çadır var. Orada defilelerin çoğu yapılıyor. Fakat bu sezon biraz daha şehre yayılsın, daha geniş bir alanda olsun, her yerde modayı hissedelim istedik. Onun için 4 tasarımcı farklı yerlerde kendi koleksiyonlarını farklı sunumlarla gerçekleştiriyorlar. Zaman içinde bunun daha da yayılacağını ve bütün şehri kapsayacağına inanıyorum. Başarılı bir organizasyon, yani başarılı derken bizim hedefimiz her zaman bir öncekinden 2 adım öteye gidebilmekti bir sonrakinde. Bugüne kadar bunu başardık. Şubat'ta çok daha güzel işbirlikleri ve birliktelikler yaşıyor olacağız. O anlamda çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de tekstil sektörü çok gelişmiş. Ama bunun yanında aynı zamanda çok değerli tasarımcılara sahibiz. Ve bunun ikisinin birleşiminde dünyaya ya da çevremize sunabileceğimiz çok fazla şeyimiz var. İstanbul Peki. Fashion Week bunun için bir platform. Çok teşekkür ediyorum Sayın Elaydi bizimle olduğunuz için. Çok keyifliydi benim için bu sohbet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Sulargül. Başarılar diliyorum. O hedeflerin hepsi gerçekleşsin. Sınırları da aşın. Umarım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimize bir kere daha söyleyelim. Argan'da markasını hiç aklınızdan çıkarmayın. Çünkü oradan satın aldığınız her şey kadınlarımıza gidecek. Sözü çok uzattım. Söz artık Emin Çağlar'da spor haberleri için.